Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle ne yapacağız? Bizim bir serimiz vardı zaten. Patates bilgisayarlar için oyunlar serimiz serimizin hani ikinci videosu bu. 10 tane daha oyun buldum. Aynı şeyler bu video için de geçerli. Crack'li isteyenler hangi oyunun crack'ini istediğini açıklamaya, e, yoruma yazıyor. Ben de onu bulup yani videosunu çekip nasıl indirildiğini, nasıl kurulduğunu, oynanıyorsa oynandığının kanıtını yani bildiğiniz videoda açıp oynayacağım. Bunların videosunu falan çekip gene YouTube hesabıma atacağım. YouTube kanalımıza sallayacağız. Oradan bu oyunu alıp oynayabileceksiniz. Şimdi gelelim patates bilgisayarlar için 10 oyun. İkinci videomuza geldik. İlk oyundan başlayalım. Beyler şimdi tartışmasız eski oyunlardan bazıları efsane oyunlardır. Ne kadar oynasan da insanı sıkmaz. Şu anki oyunumuz o oyunlardan birisi. GTA Vice City. GTA 5'i oynadım. Ee, bir hafta falan önce oynayabildim ve sıkıldım. Ancak bunu yaklaşık kaç yıldır oynuyorum ben? Ee, 2004'ten beri. Hatta 2003'ün sonundan beri oynadığım bir oyun Öyle bir hesaplayın e, Bu sene bile oynadım Siz düşünün ve GTA 5'i şu an mesela Bir kere indirdim oynadım Bir daha oynayasım gelmiyor yani indiresim de gelmiyor açıkçası Ama bu oyunu hala bir daha mı indirsem acaba diyorum ben kendi kendime GTA Vice City Gelelim %87 %91 Gördünüz Rockstar Games'in efsane oyunlarından birisi GTA Vice City. Ne eksik? Abi tabii ki de GTA Vice City diğerlerine göre biraz daha hani az şey barındırıyor. Hani bir GTA 3'te daha çok e, yer var. Daha çok yapabilenecek şey var. Görüntü kalitesi desen GTA 3'ün ki biraz daha iyi gibi sanki. Biraz daha karikatürimsi. Hani böyle biraz daha değişik bir çizimi var bunun. Bir de yüzememesi çok kötü. Onun dışında hiçbir şey yok. Ha hileleri yapıp yani kodlarını yazıp su üzerinde araba götürmekte mevcut ve çok güzel bir oyun. Onu söyleyeyim. Ne kadar eksi yönü varsa da onun 20 katı da artı yönü var. Yani eksi yön her oyunda var. Ancak artı yönlerinden bizi en çok ilgilendiren kısmına geldik şimdi. Windows 2000 XP falan yani ilk çıkan Windows'lardan e, tabii ki de değil şaka. Windows XP 2000'i zaten kullananınız yoktur. Bileniniz dahi yoktur. Onu geçelim. XP 2000 XP'den önce çıkan bir sürüm bu arada onu söyleyeyim. 800 MHz'lik Pentium 3. Pentium 4 bile değil. Pentium 3 bir işlemci AMD Atom 1.2 GHz. Celeron bile olur diyor. Duron bile olur diyor. Yani daha ne yapsın adam. RAM'e bir bakalım. Gülün birazcık. 128 MB RAM. Telefonda bile yok lan. Telefonda bu kadar RAM yok. Tekrardan söyleyeyim size. Bu patates bilgisayar. Her türlü patates bilgisayar bunu oynar. Bu tarz bir bilgisayarınız yoksa ne yapıyorsunuz? sahibinden.com'a ee, bakıyorsunuz birisinde mutlaka şu özellikler sahip vardır. Ve bunu hem bilgisayarı size gönderir hem de üzerine 50 lira falan verir. Hani alın kurtarın beni falan diye öyle bir bilgisayar bu. Adam hem satar hem de üzerine para verir yani. Öyle bir bilgisayar. Bu oyunu bu bilgisayarda oynayabilir. Onu söyleyeyim. Kesinlikle oynayın bu oyunu. Bu oyunu oynamayan oyun daha önce hayatında oyun oynamamıştır. Hani deyin ki ben GTA Vice sevmiyorum. Sektir lan yani. Affedersiniz. Videoda genelde küfür etmiyordum ama bunu da etmek zorundaydım. Çünkü adama öyle derler yani. Bu oyunu oynayacaksın. Bu bir. Gelelim ikinci oyuna. Counter Strike. Hangisi? 1.6. Bu düz Counter Strike bildiğimiz 1.6 ya. Bu çok güzel bir oyun. Gençler bazı oyunlar efsanedir. Yani sadece şekil değiştirir. Olay hep aynı kalır. Bazı oyunlar da yani dandik olduğu için komple kökten değişir. Hani görürsünüz CSGO mesela sadece görüntüsü değişiyor. Olay gene aynı. Çünkü bu oyun böyle sevilmiş. İncelemeleri gördünüz ya yüzde %96 neredeyse %100 ya. 2000 yılında çıkmış bir oyun. Gelelim. Türkçe desteği yok. Online oynanabiliyor. Daha da inelim aşağıya. Şuradan sistem gereksinimleri nerede? Burada. yani nasıl yazmışlar görün siz artık. Şuraya bakın ya. Fare klavye diye dalga geçmişler yani adamlar resmen. 16 MB ekran kartı, 96 MB RAM, 500 MB MHz işlemci. Kimse bu oyunun şu şeylerini görüp de bana abi şu kadar remim var şunun var abi ekran kartım şöyle benimki GS'yi açar mı diye soranın ben Cık, ah ebesini mumyalayım. annesiyle karşılıklı oturur ay çekirdeği çitlerim onu bunu sormayın ben salak salak soru sormayın çünkü yani daha önceden benim başka bir kanalım vardı. Onu da bu tarz bir oyunu attım. 96 MB RAM mesela. Onunki 120 MB miydi? Öyle bir RAM diyordu. 128 128'miş. Yani RAM'ler o şekilde oluyor genelde. 128 MB RAM falan gerekliymiş oyuna. Adam bana diyor ki abi diyor işte 1 GB RAM'im var. E, şu kadar ekran kartım var. Şöyle işlemcim var. Acaba diyor bu oyunu açar mı? Açmaz dedim. Allah belanı versin senin dedim. Geri zekalı dedim. Oyunu o bilgisayar açar da dedim. Senin beynin açmaz dedim. Sen oynayamazsın dedim. Neyse. Sinirlendik gene. O zamanları hatırladım. Geçelim diğer oyuna. Bunu oynayın abi. Bundan bak al dur dur dur. Niye oynaman gerekli? Al. CSGO'dur. CSS'dir. Ee, Sorsu diyor yalnız. Onu bunu bilmem nostalji her zaman en iyisidir. Buradaki en keyfi GO'dan e, CSGO'dan CSS'den alamazsınız. CSS Counter Strike Source. Bu yani Source da efsane ama bu, bu en efsanesi. CSGO'dan efsane. Bu, bu efsane bak efsaneler anlatılmaz yaşanır. İnternet Cafe Toast CS. Yılların eski gitmediği oyun yani All But Gold falan. Ya, ne diyek ya. Alın oynayın abi. 1.55 mil neymiş lan. Oğlum tüh fiyatı gitti. Çok ucuzdu. Ya bu 1.85 o da öyle bir şeydir. 2 liralık filan bir oyundu galiba. Neyse. Öyle olmasına gerek yok. Siz gene yazın aşağıya. Ben 2 liradan da kurtarırım. Hiç sıkıntı yok. Gelelim Half-Life. Half-Life gençler. Zaten biliyorsunuz e, CS bile bunun bir modu olarak ortaya çıkan bir oyundu. Bu oyunda ne işte diye başka bir boyuttan uzaylıları falan getiriyoruz. Portal filan açıp. Hani bilim adamıyız portal açıyoruz yanlışlıkla başka bir evrenden Uzaylı çekiyoruz uzaylılar ağzımıza sıçıyor Böyle bir oyun çok güzel bir oyun Uzaylılarla dans ettiğimiz bir oyun Sonra çakallarla dans çıktı da onun konumuzla alakası yok Tek oyuncu çok oyuncu çevrimiçi çok oyuncu lan gir Online oyna Gir tek başına oyna gir hikaye oyna Botlarla oyna ee, bunun hatta içeriğinde Team Fortress var. Haberiniz olsun. Team Fortress 1 bu oyunun modlarında duruyor. CS 1.6 da duruyor. Ha yalnız şunu söyleyeyim. Steam versiyonunda bu var mı onu bilmem. Steam'de alacaklar için söyleyeyim. E ee, crack'li alacaklar için de şöyle söyleyeyim. Muhtemelen crack'li bulacağım şeyin içerisinde bulunacak. Onu da söylemiş olayım. Gelelim ee, komik bir şeye. Diğer yani CS16 için aynı şeylere bu da sahip. 16 MB ekran kartı, 96 MB RAM, 500 MHz işlemci. Bu oyunu oynamak için bir bilgisayarınız olmasına gerek yok. Bilgisayarınız olmasa da oynayabileceğiniz oyunlardan birisi bu. Yani bilgisayara hiç gerek yok. Öyle söyleyeyim. O kadar düşük bir şey yani. Bilgisayar almasam bile olur. Bu oyunun üçüncüsünü çıkarın diyor. Adam sen düşün bak. Yani yorumlara bak Bak bir tane olumsuz var mı ilk sayfada yok. Bak yok Hani öneriyorsam ben boşuna önermiyorumdur. Alın oynayın. hikayesini mi bitirin çok güzel. Geçelim diğer oyuna. Fallout New Vegas e, yıl 2010'da çıkmış 2010'da bu oyun ne yaptı böyle bir e, ses getiren bir oyundu. Neden? Oynayışı olsun. Al. Geldi hemen. Şöyle şu seçenekleri olsun. Ne bileyim. Ee, meslek seçebilme. Yani yetenek geliştirebilme. Şeyleri olsun. Seçenekleri olsun. Gayet güzel bir oyundu. Oyun nasıl başlıyor biliyor musunuz? Doğumdan itibaren mi başlıyor. Bir yerde doğuyorsunuz. Doğarken isim koyuyorsunuz kendinize. Kız erkek. E, ileride büyürken Alacağı vücut rengi, saç rengi, göz rengi, kaş rengi Vücut biçimi Hepsini seçebiliyorsunuz oyunun başında Ondan sonra oyunun biraz hikayesi var başınıza olaylar geliyor sevgili yapıyorsunuz kız arkadaşla dövüşüyorsunuz filan Gibisinden yani Tam olarak o şekilde değil oynayınca anlarsınız ne demek istediğimi Doğum günü partileri filan O şekilde başlıyor Ve bir Nasıl desem Saldırı gibi bir şey oluyor Laboratuvardasınız tabi. Laboratuvarda anayı babayı her şeyi öldürüyorlar işte. Laboratuvardan kaçıp dışarıya uzaylıların falan arasına giriyorsunuz. Çok enteresan bir oyun. Nasıl desem açık dünya oyunu zaten görüyorsunuz. Kıyamet sonrası. Bunu da görüyorsunuz. Tek oyunculu. Çok oyunculu değil. Onu size söyleyeyim. Tek oyunculu bir oyun. Ve gayet güzel bir oyun. 6 lira. <laughs> Oyunu ben yıl zaten aynı gene oynadığımda 2010'du zaten. Çok güzel bir oyundu. internet kafeden flash belleğinin içine atıp oynamıştım. Windows 7 XP, Vista i dual core diyor bak. Intel dual core. Dual core 2.0. 2 GB RAM, 10 GB Free Space, Nvidia GeForce 6 series, Ati 1300 XT series. Yani ya şunlar 5 lira onu söyleyeyim. Bu ekran kartı 5 lira. Böyle bir bilgisayarım yok diyorsanız. Abi gidin o zaman 10 liraya bir tane şey alın. Halat alın. Tavana bağlayıp kendinizi asın gayrin yani. Adamı sinir etmeyin ya. Gerçi halata 10 lira verene kadar 10 lira daha verin. Şu bilgisayarı alırsınız zaten. Burdacı da bile var lan. Bak. Gördüğünüz gibi. Yani hatası olan bir oyun. Bug'lar var. Çok güzel bir şey abi. Çok güzel ya. Hikaye desen. Ya şunu söyleyeyim beyler. Yani e, hikaye. Hikaye çok acayip bir hikayesi var. Yıl 2010'da çıktı onu tekrardan söyleyeyim. Çok güzel bir hikayesi var. Ve efsanelerden birisi. Artı. Efsane olmasının sebeplerinden birisi şu sistem gereksinimleri abi. Sistem gereksinimleri çok güzel. Görüntü kalitesi daha şöyle. Al. Kötü bir görüntü kalitesi yok. Şu anda lan oğlum PUBG bile neredeyse böyle bir kalitede. Neredeyse yani. Bundan bir tık daha yüksek hadi. Bak şuna. Mis gibi bir oyun. Neyse geçelim diğer oyuna. Ya uzuyor video. Niye uzuyor? Anlatıyoruz. Konuşmak iyidir ya. Ne yapar? Konuşak işte. Dinleyin. Ne var? 2008 yapımı bir oyun Left 4 Dead. Bu birincisi. Bu oyun ne? Eşli bir oyun. Çok oyunculu bir oyun. Zombi oyunu aksiyon oyunu acı. Molotoflar havada uçuşuyor. Zombiler üstüne kaçışıyor AK 47'ler desen zaten o biçim. ne neyle gir. Arkadaşlar biraz mal oluyor ama olsun. Olsun. Arada Allah beyin filan verir inşallah. Gelelim aşağıya doğru şöyle bir inelim. Abicim bu oyunda neler var neler yok. Bu oyunda istediğiniz her şey var. Şu sisteme bir bakın. Gördünüz. Şöyle göstereyim. Hani saymama gerek yok. Patates bir bilgisayar bu oyunu açar ve çok eğlenirsiniz yani. Left 4 Dead 2 tabii daha iyi. Ama çok güzel bir oyundur bu. Yerde oturan bir garı görürseniz oynayanlar için söyleyeyim ağlayan. E, yaklaşmayın ebenize atlar. Şimdiden bir spoiler vereyim de. Korkmayın yani. Korkup bana söversiniz falan. Sen o ne diyeceksin oyunun ta bilmem ne. Öyle demeyin en başta söyleyeyim. Oturan garıya dikkat. 3 lira 20 kuruş oyun. Kendi başına. Bu oyunu alın abi. Bakalım. %94. %90. Gelelim Yer oyun. Spin Tires. Spin tires. Dönen tekerler mi oluyor öyle bir şey. Neyse Türkçesi o şekilde bir şey. Şöyle göstereyim. Kardeş kalitesi aslında o kadar iyi değil. Ancak ilginç bir şekilde kaliteli bir oyun. Hani o kadar grafik kalitesini çok mükemmel yapmamışlar. Ancak böyle çok güzel görünen bir grafiği var. Hani ortam falan çok uydu birbirine. Uymuş yani. Şuna bakın. Gerçekçi yani. Hani Gayet güzel. Patates bir bilgisayarda oynayabileceğiniz en kaliteli oyunlardan birisi bu. Onu da söyleyeyim size. Yani ben gerçekçi olsun, çok gerçekçi olsun diyorsanız ya gidin iyi bir bilgisayar alın. Yapacak bir şey yok. Tek oyuncu, çok oyuncu, eşli oyun Steam başarılı koleksiyon kartları. Oyundan para kazanabilirsiniz. Koleksiyon kartını satıp. Çok oyunculu seçeneği olan bir oyun. Buradan alırsanız direkt olarak çok önce oynayabilirsiniz. Ancak işte benim size bulacağım diğer şekil yani crackli oyunda bulmaya çalışacağım. Multiplayer crane'i inşallah bulabilirim. Dediğim gibi onun multiplayer'ının crane'in şeyi yok garantisini veremem. Ancak yani crackli oyunun garantisini size veririm. Hatta bunun ikincisi yani Spintress Mudrunner şu an benim kanalımda mevcut. Yani kanalda onun videosu mevcut crackli video. Bunu da atarız 2 GB RAM falan isteyen bir oyun Abi Gayet güzel bir oyun Alın oynayın deneyin ne oyunu ee, Çamurlu arazide araziyi keşfediyorsunuz onu söyleyeyim çamurlu bir arazide gidiyorsunuz tam offroad oyunu Hani Çamura saplanma olsun vinç olsun her bir şey var Mal götürüyorsunuz mal getiriyorsunuz falan Kurtarma araçlarınız var çekme araçlarınız var kesme aracınız nasıl desem vagona yükleme aracınız her bir şey var. Normal arabaya kadar var. Bunu oynayın abi. Şöyle incelemelerde de göstereyim. %84, %84 öneriliyor. Gelelim diğer oyuna. Mass Effect 2. Deluxe Edition, dijital Deluxe falan bunlar şu sonundaki o kadar önemli değil. İsterseniz Direk Mass Effect 2'yi bulun. O da aynı şey. Digital Deluxe Edition'da tabi arada bir iki bir şey ekliyorlar. Öyle oluyor. Şimdi gelelim. Şunun şeyine. %95, %87. Böyle oyun nasıl bir şey? Şunu söyleyeyim. Uzayda elinizde silah, üzerinizde zırh. Çok güzel bir şekilde çatır çutur kapıştığınız güzel bir oyun. Bakın görün 12.25 burada. İnelim aşağıya. Malın birisi bana e, salak salak boş mesaj atıp duruyor. Allah belasını versin. Geri zekalı. Neyse şu telefonu şu tarafa atayım. Daha titriyor. Salak herif. Gelelim oyunun sistem gereksinimlerine. XP SP3, Windows Vista SP1 görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Core 2 Duo or e bilmem ne işte. Geç. 1 GB RAM. 2 GB RAM. Windows Vista ile 7 için 2 GB RAM. Neden? E, bu sistemler biraz daha RAM yiyen sistemler. Onun için öyle. XP'de XP zaten çok az RAM yediği için 1 GB RAM size yeterli. Ha şunu söyleyeyim. 2 GB RAM'iniz olmasın ta tavsiye ederim. Onu söyleyeyim. XP varsa bile 2 GB RAM'iniz olsun. Hatta dur lan. Şurada önerilenler zaten öyleymiş. Benim dediğim gibi çıktı tarafa bakmamıştım. Neyse öyle olsun. E, ekran kartınız 250 MB şunlardan yani bu olsun. Hani şunlara bile gerek yok. Şu yeter. Eski ekran kartlarında öyle pek fazla düşünülecek bir şey yok. 256 MB ise al. Hani bunun zaten 9x'tir. Yani 9'dur DirectX'i. Başka bir yolu yok. Bu oyunu kesinlikle oynayın. Şöyle incelemeyi göstereyim. Karada Witcher 3 neyse uzayda da bu oyun abicim. Grafikler Adam burada göstermişler. Oyun çok güzel ya. Oyun çok güzel. Bu gayet güzel bir oyun. Her oyunda olduğu gibi tabii ki de bunda da bazı eksi yanları illaki olacak. Onu söyleyeyim. Aman bu oyun şunu yokmuş falan deyip çıkmayın. Illaki bir şeyleri eksik olur oyunun. Son, sonuçta kul cool yapımı bir oyun yani. Kul cool yapımı şeyler her zaman arıza verebilir. Crisis. bir diğer oyun. Crisis. Abicim Crisis olsun, Crisis var, olsun. Crisis 2'yi kaldırmayabilir bilgisayarınız ama Crisis ve Crisis: Warhead çok güzel oyunlar. yüzde %75, seksen %82. Oyunda bug var mıdır? illaki vardır onu söyleyeyim tekrardan. Full yapımı sonuçta. Bu oyunda Türkçe desteklenmiyor. İşte en çok şey yaptığım eleştirdiğim oyun bu çünkü oyun Türk yapımı abi Türk yapımı dedim bu oyunu yapan firma Türk firması ha, onu söyleyeyim çalışanların çoğu yabancı ama firma Türk firması Avni yerli Cevat yerli diye iki tane adamın kurduğu bir firma neyse o kadar bilgi yeterli size gelelim şu şeylere 250 MB veya daha üstü ekran kartı 1 GB RAM 1.5 GB RAM diyor 2 olsun 2 olsun. 1 GB RAM istiyorsa 2 olsun. Ama minimum 1 diyor. Gördüğünüz gibi şöyle bir şey. Şuralarda okuyun. Bu oyunu rahatlıkla oynayabilirsin. Korki de bir işlemciniz olursa daha iyi tabii Oyun gayet güzel bir oyun. Tek oyunculu. Oyunun şöyle kısaca bir bahsedeyim. Yine uzaylılar var. E uzaylılardan alınan bir teknolojiyle askerler şu nano giysiyi yapıyor, bu giysi bize seçenekler sunuyor, görünmezlik, ee, yükseğe atlama, e, yükseğe atlamanın yanında tabii şey de var, güçlenme falan var, artı ne vardı, Zır, zır oluyor, kurşun geçirmez oluyorsunuz, tabii bir seviyesi var o bitene kadar, bittikten sonra onun dolmasını bekliyorsunuz. Öyle bir şey, güzel bir şey, yani e, konusu çok güzel, hikayesi çok güzel bir oyun oynamanızı kesinlikle tavsiye edeceğim bir oyun. Geçelim diğer oyuna. Crisis Warhead. Bu dediğim diğer oyunu zaten Warhead Demir. 2008 yapımı zaten görünüyor. Öteki daha da 2007 olsun. 82 84. Oyun eski ama güzel ya Call of Duty tarzı bir oyun düşünün. Onun gibi bir şey ama biraz daha şeyli sen yani bilim kurgu tarzı düşün. Öyle uzaylılar falan var. Bu oyunun Warhead'inde ne oluyor? Şimdi o diğer oyunun bir tane yani adaya gidiyorsunuz. Bu adada iki tane tim var. O diğer oyun ilk tim. İlk timin diğer tarafta yaşadıklarını gösteriyor. Warhead'de eş zamanlı olarak onlar orada diğer hikayede yaşanırken bu taraftaki bu tim ne yapıyor? Bu da bunu anlatıyor. Aynı şeyler bu, bu içinde bunun içinde geçerli Tabi oyunda biraz daha hikayesi şey değişik başınıza gelen olaylar farklı Hikaye aynı başınıza gelen olaylar farklı Kesinlikle bunu da oynamanızı tavsiye ederim 1 GB RAM 1 GB RAM diyor e dediğim gibi 2 GB RAM'iniz varsa oynarsınız Zaten Pentium 4 işlemci falan diyor Intel Core 2 olsun ya da Intel Core olsun kurduğu falan olsun. Çok güzel bir oyun. Bunu oynamanız tavsiye ederim ama ekran kartı gördüğünüz 256 MB. 1 GB ekran kartınız illaki vardır eskiler. Eski bir 1 GB ekran kartı 50 liradır. 50 liraya bulursunuz ikinci. El. Niye söylüyorum? Düşük sistem gereksinimle oyun oynayan arayan adamın parası zaten en fazla 50 lira çıkar şey ekran kartı. Gelelim diğer ve son oyun. Assassin's Creed 2. Neden bunu gösterdim? Şu Deluxe Edition diyor. Onu söyleyeyim tekrardan. Bunu takmayın. Assassin's Creed 2. ister Deluxe Edition ister başka bir şey. Dediğim gibi bir şeyler ekliyorlar. Ne bileyim silah falan ekliyorlar. Aslında Deluxe Edition 2 lira 3 lira daha fazla satıyor. Gelelim bu oyuna. Bu oyun ee, bir suikastçı oyunu. Tapınakçılarla ee, suikastçılar arasında geçen bir oyun. Çok güzel bir oyundur kendisi. yüzde %84, %87. Gördüğünüz gibi yüzde %80'in altında oyalan bir oyun size göstermedim henüz galiba. Öyle tahmin ediyorum. Bu oyunun e, Türkçe alt yazısını falan bulabilirsiniz. Türkçe yama bulursunuz yani. Şöyle göstereyim 2 GB RAM'iniz olsun falan filan. Şöyle görün. Gayet kolay bir şekilde oynayabileceğiniz bir oyun. Ezio'du tirade Frenze diyor zaten. Bu adam bizim ana karakterimiz ve zamanla yani sempati duyacağınız bir karakter. Onu size söyleyeyim. Bu oyun birçoğumuzu derinden etkileyen bir oyun. Bunu oynamanızı onun için tavsiye ederim. Assassin's Creed 2 değil bu arada. Onu söyleyeyim. Bu oyun dediğim Assassin's Creed 1'den 1, 2, 3, Brotherhood falan işte devamı. Bir sürü oyunu çıktı. Ta ki Ezio'nun öldüğü oyuna kadar yani İstanbul'da geçen, Osmanlı zamanında geçen bir oyunu var. O oyunda ölüyor. Ona kadar çok mükemmel bir oyundu bu oyun. Ha diğerleri de mükemmel ama hani aynı hikayeyi yakalayamadı. Onu söyleyeyim ama şu ilk baştaki bu hikaye çok güzel. Oynadığınız takdirde kesinlikle pişman olmayacağınız bir oyun. Oyun yani heyecan doruklarda abi çok güzel bir oyun. Free running internetten videolarını izleyebilirsiniz. Free running, parkur bu ikisinin araştırın ne olduğunu anlarsınız. Ha, aşağıda yazıyormuş bak parkur yazıyor. Yani damdan dama atlarım, damını başına yıkarım. Bana hava atma, damını başına yıkarım tarzında bir oyun bu. Çok enteresan mani de kurduk. Çok güzel. Harbiden de yani ne dediğimi oyunu oynarsanız anlarsınız. Damdan dama atladığınız bir oyun. Duvardan tırmanıyoruz. Düz duvara tırman. Çok tatlı yiyor. Neyse beyler. Bu da bu kadar. Ha, biraz uzadı. İlla ki uzayacak. Onu da söyleyeyim. Bir şey anlatıyoruz yani. Ne yapayım? Şu oyunu Şu oynayın. Oyunu. Böyle deyip geçemem. Kusura bakmayın yani. Ben biraz daha açıklayıcı bir adamım. Yavaş konuşuyorum. Tane tane anlayacağınız şekilde konuşup hani videoyu çekmeye çalıştığı çalışıyorum. Böylesi bence daha iyi oluyor. İstemeyen ilerleterek izleyebilir. Onu söyleyeyim yani. İstemeyen ilerleterek izlesin. Yani sıkılan. Diğer oyun neymiş falan diye o şekilde de izleyebilirsiniz. İlle beni dinlemek zorunda değilsiniz. Ama ilk başını dinlemenizi tavsiye ederim. Neyse. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için... için Dilim suçtu, dilim suçtu. İnsanlık hali olabiliyor. Mer evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.